Mutlu günler, mutlu pazarlar efendim. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayında spor ajansıyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair tüm gelişmeleri bu ekranda ve Aspor Radyo'da sizinle paylaşıyor olacağız. Mahmut Alparslan hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Gürcan Bilgiç bizimle birlikte. Hoş bulduk Ceyda. Uzun zaman sonra ikinizle yayın yapmak benim için ayrıca keyif. Umarım izleyenlerimiz de keyif alırlar. İnşallah. Pazar kahvelerine eşlik etmek için buradayız sohbetimizle, değerlendirmelerimizle birlikte. E, Trendyol Süperlik'te 29. hafta heyecanı yaşanıyor. bir sonuçları ve programı ekrana getirelim. Bir bakalım birlikte alınan sonuçlara ve günün programına. Galatasaray Çaykur Rizespor mücadelesiyle başladı hafta ve Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi. MS ye Yapı Sivasspor Korendon Spor'a 2-1 mağlup oldu. Tüm Osan Konya Spor Yukatel Adana Demir spor mücadelesi 2-2 eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor evinde Vavakars Fatih Karagümrü 5-1'lik net bir skorla geçti. Rams Başakşehir bir tek 1-0 yendi. Bugün saat 13.30'da Mondi Home Kayseri Spor Atakaş Spor mücadelesiyle gün başlıyor. İstanbul Spor Kasımpaşa karşılaşması saat 16'da. 16'da oynanacak diğer maçta Yılpor Samsunspor Spor MK Ankara gücüyle karşı karşıya gelecek. Ve 19'da Fenerbahçe evinde Siltaş Yapı Pendiksporu Sporu konuk edecek. Haftanın kapanış maçı ise yarın saat 20.30'da Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş'la karşılaşacak ve biz Trendyol Süper Lig'de 29. haftayı bu maçlarla birlikte geride bırakmış olacağız. Gürcan Bilgiç haftada bu hafta oynanan maçlarda e, şu ana kadar oynanan maçları nasıl değerlendirirsiniz? Bir genel 29. hafta değerlendirmesi rica edeyim sizden. Aslında fi final haftasına girdik. E, Ceyda, yani şampiyonla oynayan iki takım zaten her maçını final gibi oynuyor. Ama mesela e, bugünkü maçlara bakalım arkadaşlar verirse e, evet. üç tane final var değil mi? Samsun maçı final. Düşme Ankara attı. Ankara. Evet. Ankara gücü. Ondan sonra. E, Atay. Kayseri Atay final. Evet. Rakipler birbirleriyle oynuyor çünkü. Yarın Antep, Beşiktaş'ta oynayacak. Düşme attı. Düşme o tabi. çizginin de altındalar şu an Hatay'la e, Antep. O nedenle. E, şey diye bakıyoruz ya işte orta sıralar için mücadele evet. yok, düşmemek için Yukarı'si mücadele yok. Yukarısı belli de aşağısı Tabii. karışık. Yani aşağısı düş... çok, çok yakın. Karışık. Yani evet. İstanbul Spendik mesela 26 puanı var. Bugün evet. Fenerbahçe ile oynayacak Gaziantep Futbol Kulübü 28 puanda. Hatay Spor 29 puanda, Karagümrük 29 puanda, Ankara Gücü 30 puan. Yani çok yakın Çok birbirine. yakın Evet yani iki mağlubiyetli bir anda hop hattına evet. e, e, gelebilir orada e, yer alan takımlar. Kendini rahat bile hissetse orada sıkıntı da olabilir. Çok birbirlerine yakınlar, güçler birbirine eşit. O etapta aslında heyecanı barındıran haftalar daha 9 tane. Bu haftayı sayarsak o da mı? Daha 9 evet. hafta daha seyredeceğiz öyle. Ve artık her maç şampiyonluk yarışında olan iki takım içinde artık kolay maç yok. Aşağısı bu kadar karışık. Tabii aynen. Aynen. Bütün maçlar zordu. Orada çünkü puan kaybetme tahammülünüz yok. Arayı açtırmayacaksınız. Açtırdığınız zaman yani e, kim açarsa arayı yukarıdan bahsediyorum alır götürür. Yani ondan sonra kolay kolay puan kaybetme şansları olmaz ama e, şöyle Fenerbahçe ve Galatasaray birbirlerine oynayacağı maça kadar puan kaybetmeden gelmelere gerekecek. Fenerbahçe'nin iki tane derbisi var. Galatasaray'ı sonra bırakıyorum. Yani haftaya Trabzonspor ondan sonra Beşiktaş orada herkes şimdi kafasında acaba filan nasıl Galatasaray Beşiktaş maçında herkes ha, burada puan kaybedebilir diye düşünülüyordu geçen sezonki gibi. Ama maalesef olmadı. Yani onu kaybedilmedi o puan. Onu 3 puanla ah, haneye yazdırdı. Futbolu tartışırız iyidir kötüdür ama bunu işte büyük takımlar Galatasaray, F Fenerbahçe ne kadar da kötü diye nitelendirsek bir türlü alıyorlar maçı götürüyorlar. Kadrolar onlara ee, hazır bir kadroları var. O rahatlığı veriyor. Yani tabii, tabii, o tabii. kadar ekstra oyuncuları var ki. Dediği gibi Mahmut Asbayaslı'nın yani işler sıkıntıya girdiği an işte bir Kemer'de Kerem Demirbay çıkıyor. Birisi tabii. çıkıyor. Mi? 25 tabii. metreden bir plase bırakıyor. <laughs> E o kadar eleştiriliyordu ki Kerem Demirbay ilk geldiği evet. haftalarda bu mu oynadığı futbol bu mu bununla Sevgili, mı faydalı olacak. Ama o eleştiriler de doğruydu yani söyleyeyim sana. Sevgili şey, <laughs> yani, şey O zaman şey da bu değildi. Yani. şimdi ben Kerem Demirbay'ı çok yakından tanıyorum. Evet. 17 yaşından beri tanıyorum. Ki bu tarz gollerini ben Dortmund'ta da altyapıda oynarken çok gördüm. Geldiği zaman daha bu değil dedim Kerem bir toparlanırsa Herkes bundan suta işte bahsedecek. Maalesef biz de öyledir. Biliyorsunuz ilk başta bir neşleri vururuz. Ondan sonra da alkışlamaya bakarız. Yani Kerem bir de o Mertens'in oynadığı yerde oynarsa daha çok böyle goller atar. Esas mevkii oraları ama şu anda Torreira'yla. iyi bir uyum yakaladılar. Çok iyi yakaladılar. Geçen sezon olsa Oliveira Torreira'ydı. Gidiyorlar yani iki takım da farklı. Ma böyle hep söylüyorum. Bahçıvan makası onları ki çok açık abi Ara bizim Avrupa'yla nasıl açıksa aramız onların da ligde çok, takımla, çok açık. İki takımla geride kalan takımlar arasında makas olduğu açık Ben bunu inkar edemeyiz. Abi, çok biz farklı bir şey ya, bu iyi top oynamıyorlar. Neye göre iyi top oynamıyorlar. Bir de karşınızdaki rakiplere bakacaksınız. Şey de. 10 kişi müdafadasınız. 8 kişi müdafadasınız. Bunlar da bir giriyorlar. ve 20 kişi bir alanda oluyor. Yani onun için... eee Şeye kadar, Galatasaray final maçına kadar bakalım ne gösterecek bize. Siz buna katılıyor musunuz Gürcan Bilgiç? Şimdi şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. KJS'in editör arkadaşımız Furkan Bozoğlu dağıtmış. Bu arada izleyenlerimize ve dinleyenlerimize de soralım. Sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden, Instagram üzerinden siz de şampiyonluk yarışına dair tahminlerinizi, görüşlerinizi, yorumlarınızı bize yazarsınız. Biraz daha interaktif bir program yapalım. Sizin de görüşlerinizle sorularınıza yer verelim spor ajansında. Ama önce Gürcan Bilgiç'e soralım. Neye katılıyor muyum? Derbi'ye kadar iki takımın da... Tabii, takımında... tabii. Seyran Tepe'de belli olur. Yani puan farkı dörde çıkmadı sürece iki takımlar arasında şampiyonluk orada belli olacak. Yani üç bile olsa orada kazana, kazanan şampiyon olacak. Bir de bu stresli süreci iyi yöneten hep bu yorum yapılıyor. Ee, özellikle Fenerbahçe'nin de geçmişten gelen bir şampiyonluk arzusu, isteği olduğu için o anlamda biraz eksi görülüyor. Katılıyor musunuz? Yani o Galatasaray'a nazar. O, o yüzde yüz. Ee, sadece şey değil yani Galatasaray dediğin gibi o e, şampiyonluk baskısını Fenerbahçe kadar yaşamıyor. Yani bu e, bir realite. Öbür tür, e, taraftan Avrupa'dan elendi Galatasaray. Kupa'dan elendi. Tek kulvara kaldı. Fenerbahçe e, muhtemelen konferans liginde devam edecek. Çeyrek final e, oynayacak. Evet. Orada bir e, maç periyodunda, maç sayısında e, sıkılaşma olacak. Ama bu kadrolar da bunun için kurul yani. Yani e, geçen şey günü işte cuma, cuma günü e, de konuştuk. Yani Galatasaray'ın Sparta'ya elenmemesi lazım. Yani Şampiyonlar Ligi için bir kadro kurdu. 200 milyon Euro'luk bir kadro kurdu. Elenmemesi lazım. Karagümrük'ün elenmemesi lazım. Ee, Hatta ama artırıyorum or Fenerbahçe için de şu yorumlar bizden gizli taraftar içinde de e, hep konuşuluyordu gündeme geliyordu. <laughs> Fenerbahçe'de Konferans ligini hani veda edebilir. Yeter ki ligde devam etsin. Hani o anlayışta olabileceği konuşuluyordu ama bunun tam tersi bir performansla galip geldi deflasman. Tabii tabii yani e, Avrupa kulvarı takımlara çok şey getiriyor. İşte Sasha Boyu 30 bin euroya satıyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığın için satıyorsun. Yani normalde alıcısı olsan e, Sasha Boyun ki 1.600 almıştı galiba Galatasaray'a. Evet. Hatırlamıyorsam, evet. hatırlamıyorsam. Evet. yani e, okul var oradaki görününürlük, e, oradaki rakiplere karşı performans, e, diğer büyük liglerin ciddi takımlarının ar arayışında seni ön planı çıkartıyor. Bir de şöyle bir realite var. E, ee, mesela işte Fenerbahçe oyuncu veriyor. Kime veriyor? Napoli'ye veriyor. Kime veriyor? Real'e veriyor. Kime veriyor? Manchester'a veriyor. Yani e, işte Galatasaray Bayern'e veriyor. Büyük liglerin büyük, büyük takımlarına artık Türkiye'den oyuncu gö gönderebiliyorsunuz. Onlara ucuz geliyor onlar. Ta fiyatlar ucuz gelmesin bırak. <laughs> ucuz geliyor. <laughs> Mahmut abi bir de al alıyorlar. Tabii. Ya ben yani e, gelir bende acaba yapabilir mi yapamaz mı şüphesi olur. Yani e, Süper Lig'den gelen bir oyuncu acaba ben de yapabilir mi, yapamaz mı? Benim ligim daha zor falan diye düşünebilir. Baktılar ki geliyorlar, tıkır tıkır oynuyorlar orada, iş yapıyorlar. Demek ki bu ligden ya da bu takımlardan ben oyuncu Ben Bende sıkıntı olmaz. O performansı bende de yakalayabilir, onu geliştirebilirim. Duygusunu da vermişsin, onun ispatını da yapmışsın. Bu da çok önemli tabii.